Hükümetin seçim sloganı yeter söz milletin. Muhalefetin seçim sloganı yeter söz milletin. Sloganlar aynı olunca dedik bir farklılık olması gerekiyor. Yeter söz gençlerin diyerek yola çıktık. Dinlenmeyen gençleri, umursanmayan gençleri, yok sayılan gençleri, üç kuruşluk vaatlerle uyutulan gençleri siyaset sahnesine alalım dedik ve yola çıktık. Allah yolculuğumuzu hayırlı uğurlu etsin. İstanbul Fatih'te dört kişi bir eve gidiyor, dört kadın bir eve gidiyorlar. Dua edeceğiz diye eve giriyorlar. 200 bin liralık soygun yapıp evden çıkıyorlar. Şimdi ev sahipleri dua ediyorlar paramız geri gelsin diye. 2002'de Türkiye'de aynı böyle başlamıştı. Dua edeceğiz diye geldiler. Gerisi aynı hikaye. Hiçbir değişiklik yok. Ve sürekli bunu yapanlar Müslüman kanaat ehlidir. Sabredin, halinize şükredin diye bizlere tavsiyelerde bulunuyorlar. 20 yılımız böyle geçti. Açız, sabret. Paramız yok, kanaat göster. İşimiz yok, şükret. Tamam, din bu da. Size ufak bir farktan bahsetmek istiyorum. Dinin tavsiye ettiği şükür, kanaat ve sabır, Yaradan'a karşı gösterilen şükürdür. Kanaattir, sabırdır. Kadere karşı bir kanaattir. Yani dinin şöyle bir tavsiyesi yok. Biri gelip senin hakkını yerse ona şükret. Ona sabır göster. Biri gelip senin cebindeki parayı kastederse ona sabır göster. Dinin böyle bir tavsiyesi yok. Bilakis benim dinimin tavsiyesi sana bunları yapanlara hesap sor şeklindedir. O yüzden 20 yıldır İslam'ı kullanarak size şükrü, sabrı ve kanaat etmeyi tavsiye edenlere önümüzdeki ilk seçimde ne yapmanız gerektiğini gayet iyi biliyorsunuz. Hükümetin hem 20 yıllık yanlışını hem bugün yaptığı yanlışları gözler önüne sermeye çalışıyor. Anlatıyoruz insanımıza. Tabii burada en güçlü muhalefet bloğu hepinizin bildiği üzere altılı masa. Biz de samimi bir çağrıda bulunduk. Dedik ki biz de bu masaya katkıda bulunalım. Ve diyelim ki bu hükümeti değişeceğiz. Bu sloganla çıkılan yolda biz de katkı sağlayalım. Fikrimizle, zikrimizle, insanımızla, çalışmamızla, maddi manevi bütün değerlerimizle Türkiye'nin bu kötü gidişatına dur diyelim. Dedik ama bu kabul görmedi. Sonra dedik ki saygı duyuyoruz. Bir problem yok. Ama niye kabul etmedikleri hususunda tabii ki hiçbirimizin bildiği bir gerçeklik yoktu. Bugün şunu görüyoruz. Herkes altılı masayı yönetmeye çalışıyor. Altılı masanın içindeki bütün yapılar. Ve içeride bir koltuk kavgası olduğunu görüyoruz. Lütfen değerli büyüklerimiz bunu yapmayın. Siz koltuk kavgalarıyla bu milletin, bu gençliğin geleceğini heba edecekseniz lütfen yapmayın. Şimdi buradan anlıyoruz ki bizim de esasında bu masaya alınmamamızın temelinde belki de bu koltuk kavgası yatıyordu. Çünkü başka bir sebep göremedik. Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki benim alanım ekonomi. Neticesi de ortadaymış. Bir de alanı siyaset olaydı. Neler yaşayacaktık Allah bilir. Kendi ekonomisinin neticesi enflasyon. Kendi ekonomisinin neticesi zamlar. Neticesi fakirlik. Hani kronometreyi sıfırladığımda demişti ya. O kronometreyi sıfırlamayı düşündüm. Hakikaten şöyle bir şey çıktı. Kronometre sıfırlandığında yıkılmış olan sarayların yerine saray yapılmaya başladı. Kronometre sıfırlandığında tek adamdan alınan egemenlik millete verilmişti.
Milletten alınmış egemenlik tek bir adamın eline verilmiş. Şimdi siz kronometreyi sıfırladınız ve bütün mücadeleniz, anlıyoruz ki cumhuriyet. Ama sizin mücadele ettiğiniz cumhuriyet 1923 ile 29 yılları arasında 6 yılda toplam ürettiği enflasyon ne kadar biliyor musunuz? Bugün TÜİK enflasyon açıkladı. Boynu kırılmış enflasyon %57. Boynu kırılmış hali bu ha. Boynu kırılmış hali. Yani ölüsü %40 bu ülkede, bu anlama geliyor. Enflasyonu öldürdük desek %40. Ve sizi şöyle kandırıyorlar. Hemen ayıktırayım sizi. Zannediyorsunuz ki enflasyon sıfıra indiğinde fiyatlar geri gelecek. Fiyatlar geri gelmeyecek. Mevcut fiyatlar neyse artık o devam edecek. Üstüne zam gelmeyecek. Dövizi yükselttiler. 8 liraydı, 20 liralara kadar çıkardılar doları. Niye çıkardılar? Takip ettiğiniz o günlerde ne dediler? İhracatı artıracağız. Cari açığımızı kapatacağız. Adamların maşallah dedi 3 gün yaşamıyor. Cari açık Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Niye? Bakın bir ülkenin ihracat yapmak için dövizi yükseltmesi yanlış bir ekonomi yönetimi değildir. Size ekonomi 101'den bahsedeyim. Bu olur. Bunu ülkeler yapabilir. Bu bir yöntemdir. Ama sen iğneden ipliğe yurt dışından ithal ediyorsan bunu yapamazsın. Onu kim yapar biliyor musun? Onu kendi ürünlerini, kendi tarım ürünlerini, kendi endüstri ürünlerini, kendi gıda ürünlerini üreten ülkeler yapar. Çünkü döviz yükseldiğinde market rafındaki fiyatlar yükselmez. Ama bizimkiler olayı yanlış anlıyor tabii. Ne yapıyorlar? Enflasyonla mücadele etmek için enflasyonu artırıyorlar. Böyle bir mantık olabilir mi? Bizim siyasi ekonomik anlayışımız şu. Özelleştirilmiş neyimiz varsa geri alacağız. Benim karşıma dikilen liberal anlayışta bana şunu söylüyor. Ya ne kadar eski kafalısınız. Bir de genç ve çağdaşım diye iddiada bulunuyorsun. Kardeşim ben eski kafalı değilim. Ben Atatürk kafasıyla hareket ediyorum. Ben Cumhuriyet kafasıyla hareket ediyorum. Atatürk bunu yapmış, sonucu ortada. 80 yıldır sata sata bitiremediler. 20 yıldır yiye yiye bitiremediler. Bir cumhuriyet kurmuş. Kim? Atatürk. Nasıl yapmış? Millileştirerek. Devlet tarafından insanını destekleyerek. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Özel sermaye ile düşman bir ilişki değil bu. Devlete ait olanın tekrar millileştirilmesinden bahsediyorum. Nedir bu? SEKA'yı kapattılar. Tekrar açalım. Şeker fabrikalarını sattılar. Geri alalım. Tütün fabrikalarını özelleştirdiler. Geri alalım. Bundan bahsediyoruz.